Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Modele şöyle yakından bakalım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel duran, yapılışı da oldukça kolay bir örgü modeli. Bu modeli özellikle yazlık örgülerinizde merserize iplerle tercih edebilirsiniz. Çok güzel yazlık hırkalar, bluzlar örebilirsiniz. Bunun yanı sıra bebek örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Hatta normal modeller örerken arasına ara model olarak da bu modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi modelin arka tarafına da bir bakalım. Arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Alt tarafına lastik örmedim. Hiçbir kıvrımı olmadı. Ama siz altına dilerseniz beğendiğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayarak modele başlayabilirsiniz. Şimdi modelin ilmek sayılarından da bahsetmem gerekirse modelimiz 5 ilmek ve 5 ilmeğin katlarından oluşuyor. Şimdi şu 3 tane ters ilmekten şu düz ilmeğin sonuna kadar sayıyoruz. Burası 5 ilmek. Yine 5 ilmek daha. Bu şekilde 5-5 ilmekleri atıyoruz. En sona şu kenardaki ters örgüyü yapmak için de artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Her iki başa bırakmak için de birer tane kenar ilmeği ilave ederek ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi derseniz vakit kaybetmeyelim. Modelin yapılımına hep birlikte başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi atarak modele başlıyoruz. Dediğim gibi 5 ve 5'in katları olarak ilmeklerimizi atalım. 4, 5. Bakın ilk 5 ilmeğimi attım. Devam ediyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5, 10, 15, 20, 25, 30 gibi ilmeklerimizi attıktan sonra en sona bakın 3 ilmek ilave. 1, 2 ve 3. Ve 2 tane de kenar ilmeği. Sizler de ilmek sayılarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İlmekleri attıktan sonra ben hemen modele uygulamaya başlamak istiyorum. Sizler dediğim gibi buraya İstediğiniz herhangi bir lastik modelini yapabilirsiniz. Lastik örgü bittikten sonra örgünün ön yüzündeyken bu şekilde kurmaya başlayabilirsiniz. Kenar ilmeği ilk ilmek olduğu için ördüm. İlk sırada. Devamına bakın şu kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ilmek var. Önce 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeği ve 3 tane ters ilmek. Şimdi burada şişime bir kez ilmek doluyorum ve sıradaki 2 ilmeği kesiyorum. 3 ters ilmek ördüm, 1 doladım, 1 ilmek kestim. Şimdi yine 3 tane ilmeği ters olarak örelim. 1, 2 ve 3. Şişime bir kez ilmek doladım. Yine sıradaki 2 ilmeği kestim. 1 ilmek doluyoruz, 1 ilmek burada kesiyoruz. Yine 3 ilmek ters. 1, 2 ve 3. İlmeğimi doladım ve kestim. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmeğin hemen devamına şişe bir kez ilmek doluyoruz ve 2 ilmeği de kesiyoruz. Burada 2 ilmeği kesince 1 ilmek eksilmiş oldu. 1 dolayıp 1 ilmek attık. Yine 3 ilmek ters ve kenar ilmeğini de düz örerek sıramı tamamladım. Döndüm şimdi örgümün arka tarafına geldim. Arka tarafta ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada 3 tane düz görünen ilmeğim var. Bunları düz olarak ördüm. 1, 2 ve 3. Ters görünen ilmeği ve doladığımız ilmeği ters örüyoruz. 2 tane ters. 3 ilmek düz ve 2 ilmek ters. Örgümüzün arka tarafı sürekli bu şekilde örülüyor. Hemen şurada da bakalım. Bakın bu şekilde. 3 düz ve 2 tane ters ilmek. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz.
2 ters ördüm, 3 ilmek düz, bir kenar ilmeğini de düz örerek sırayı tamamlıyoruz. Çevirdim, tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Yeni sıraya başlarken yine kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Sıradaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. Bakın bir önceki sırada ilmekleri toplamadan önce buraya ilmek atmıştım. İlk sıra olduğu için ilmeklerin yatış yönü de çok fark etmiyordu. Şimdi burada ilmeklerimin yönünü bu şekilde çeviriyorum. Ve sola doğru kestim. Bir doladım, 3 ilmek ters. Yine doladığım ilmeğe geldim. Bunu ve yanındaki ilmeğin yönünü çeviriyorum bu şekilde. Soldan sağa doğru kesiyorum. Bir doladım, yine 3 ilmek ters. Önce doladığım taraftaki ilmeği ve yanındaki ilmeği çevirip sola doğru kesiyoruz ve bir ilmek atıyoruz. Ajurumuz bir bu tarafta, bir diğer tarafta oluyor. Modeli oluşturan da zaten o. Önce ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Sola doğru kestim. Bir kez ilmek doladım. 3 ilmeği ters örüp kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şu anda modelimiz çok belli olmuyor. Birkaç sıra sonra belli olacaktır. Şimdi arka tarafta yine 3 düz 2 ters, 3 düz 2 ters olarak örelim. Ön yüze ilerleyelim. Ön yüze sıranın başına geldim. Yeni sıraya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alarak başlayalım. Bakın 3 tane ters ilmek. Bunları yine ters örüyoruz. Burada hiçbir değişiklik olmuyor. Bunlar sürekli bu şekilde ters olarak devam ediyor. Şimdi bakın buraya geldik. Bir önceki sırada önce toplayıp devamına ilmek atmıştık. Şimdi önce ilmeği atıyoruz. Devamında da 2 ilmeği şöyle genişletelim. Ön taraftan batıp sağa doğru kesiyoruz. 3 ilmek ters. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Önceki sırada bu taraftaysa ilmeği buraya atıyoruz. Eğer buradaysa bu tarafa atıyoruz. Şimdi bizim burada olduğu için önce ilmeği attım. Sıradaki ilmekleri de sağa doğru kestim. 3 tane ilmek ters. İlmeğimi doladım. Ve 2 ilmeği önden batıp sağa doğru kestim. Bir sağa kesiyoruz, bir sola. Bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz ama bu şekilde düzgün görünüyor. Bir sağa bir sola kesersek 3 ters ve kenar ilmeğini örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka tarafta yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim, ön yüze gelelim. Ön yüze sıramın başına geldim. Bu sırayı da birlikte örelim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım yine. 3 ilmek ters ördüm. Bakın model yaptığımız yere geldik. Bir önceki sırada sağ tarafa atmışız ilmeği. Şimdi sol tarafa atacağız. Onun için önce 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Ve sola doğru kesiyorum. Ve devamına 1 ilmek doladım. 3 ilmek ters. Doladığım ilmeği ve yanındaki düz ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Sizin ilmekleriniz bu şekilde gelmiyorsa çevirmenize gerek yok. Sola doğru kestim. Bir sağa doğru kesiyoruz, bir sola doğru. Bir önceki sırada buraya ilmeği atmışız. Şimdi devamına. Bir sağ tarafa, bir sol tarafa. Takip etmesi kolay, çabuk ilerleyen bir model. İlmeklerimi çevirdim. Sola doğru kestim ve bir ilmek attım. 3 ters ilmeğimi
ve kenar ilmeğimi örerek de sıramı tamamladım. Sanırım anlaşılmıştır. Ben birkaç sıra daha modeli devam edip sizlere ilerlemiş halinde göstermek istiyorum. Modelimi birkaç sıra daha örmeye devam ettim. Bakın yukarıya doğru ilerledikçe model ortaya çıkıyor ve daha güzel görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.